Kader, bir kadın geldi. Neriman Hanım'ın odasındaymış. Seni çağırıyorlar. Songül, annem bu. Hayır Kader, gitmeyeceksin. Bak o kadın seni üzüyor. Ya ama yine de annem. Dur o zaman. İlk önce ben konuşacağım şununla. Ay Songül dur. Hani Kader'i bir daha görmeyecektin? E o benim kızım. Etle tırnak ayrılır mı hiç teyze? Yalan konuşma. Derin için. Sensin değil mi Kader'in annesi? Songül. Dur. Bana bak. Benim arkadaşımı rahat bırakacaksın tamam mı? Ya bu kız yıllarca seni aradı be. Bulunca sarılıp kızım diyeceğini sandı. Peki sen ne yaptın? He? Ne yaptın? Yine terk ettin Kader'i. Bir de yetmiyormuş gibi gelip gidip hırpalıyorsun. Neden ya neden? Tamam benim arkadaşım bir hata yapmış olabilir. Ama emin ol bunun suçlusu da sensin yani. Kader nerede? Ben kızımla konuşmak istiyorum. Anne. Derin bulundu değil mi? İyi değil mi kardeşim? Gel buraya canım. Eskiden buraya baktığımda sadece eski kıyafetler giyen, aynı odada kalan çocukları düşünüp korkardım. Meğer üzücü olan dışarıdan gördüklerim değilmiş. Onların çocuk yüreklerinde yaşadıklarıymış. Biz de artık o çocuklardan biriyiz. Cemre. Tevfik amca. Kimsin kardeşim sen? Tamam Müslüm amca, benim babamın arkadaşı Tevfik amca. Özür dilerim. Ben dünyanın en adi, en aşağılık adamıyım. Anlamadım. Ben senin hakkını yedim. Affet beni. Sarhoş mu? Evet. Evet. Ama saçmalamıyorum. Ben babana ihanet ettim. Hadi Tevfik, hadi aç şu telefonunu. Sevgili karım arıyor. Beni vazgeçirmeye çalışıyor. Ama vazgeçmeyeceğim. Çok üzgünüm anne, affet beni ne olur. Tamam kızım, affettim ben seni. Gerçekten mi? Evet. Ama bir daha öyle habersiz çıkıp gelmek yok. Uygun olduğu zaman ben sana haber veririm. Ona göre gelirsin, olur mu? Olur. Ben yıllarca bekledim, daha beklerim, sorun değil. Bekler bekler. Saftır benim kaderim. Öyle bekle de yıllarca mal gibi bekler. Songül. Kaderi al götür kızım. Hadi benim Banu Hanım'la konuşmam gereken şeyler var. Anne Derin iyiydi mi? Yani hiçbir şey yok. Yaptığın kötülük yüzünden rahatsızlandı. Doktora gittik. Benim yüzümden. Maalesef. Tövbe estağfurullah.
Songül hadi kızım hadi gidin. Hadi Kader. Bir dakika. Sen de az yalancı değilsin. Kızım kızım diye öpüp kokladığın çocuğu... Ben içimden geldiği için öyle... Yalan konuşma. Derine ilik lazım olur diye kaderi cepte tutuyorsun. Öyle şey olur mu teyze? İkisi de benim kızım. Ama derin daha fazla kızım. Neyse. Ben de kan örneği vereyim. Benimki uyarsa kaderi hiç bulaştırmayız bir şey. Cemre. Bugüne kadar çok acı çektim biliyorum. Ama bunların hepsi bitti. Sen artık... Tevfik! Ne anlattı sana? Ne söyledi? Hiçbir şey. Ama anlatacağım. Bu sır beni çok boğuyor anlıyor musun? Ben bu sırla yaşayamam artık. Senin baban bir ihaleye girmişti. Tevfik sakın. Gel gel bir dakika gel. Ne oluyor? Anlamadım ki. Tevfik biz o paraya güvenip çok açıldık. Eski borçların üstüne yenileri eklendi. Asla başa çıkamazsın. Senin de sonu Sinan gibi olur. Biz ne yaparız senden sonra? Serkan'ı Defne'yi düşün. Onlar da mı yetimhaneye düşsün? Bize 2 sene ver. Sadece 2 sene. Sonra herkes hakkını alır. Olur. Hakkını helal et Cemre. Nazan Hanım, Tevfik amca neyi itiraf edecekti? Sana maddi yardımda bulunmak istiyordu. Ama insan önce kendi ailesini, çocuklarını düşünmeli. Değil mi Cemreciğim? Bu yüzden hakkını helal et dedi. Ben kimseden yardım ya da sadaka istemiyorum. Hakkım olmayan hiçbir şey almam ben. Aferin. Sen hala buradasın ha? Ne güzel. Ailecek müşkilatçısınız yani. Hakkınız olmayan bir paranın üstüne kondunuz. Sefiller. Uğraşma benimle. Ben o parayı almasını bilirim. Kızlar. Annem beni affetti biliyor musunuz? Ana yüreği işte ya, dayanamamış. Ben üzülmeyeyim diye geri geldi. Anneye bak ya, misafir anne. Geliyor ama seni almadan gidiyor Kader. Bu kadın hep de gidecek. Sen de böyle arkasından mal gibi bakacaksın ya. Alo. Büşra. Nasılsın ablacığım? İyiyim de abla sana bir şey söyleyeceğim. Kemal abiyle annem boşanacaklarmış. Boşanıyor muymuş? Evet. Annem ona seni kapının önüne koyarım.
Eylül Devlet'ten alırım. Çalışırız kızımla beraber dedi. Abla sen eve geri mi geleceksin? İnşallah ablacığım, inşallah. Canım, Nerimanlık bir durum yok. Gördüm ki balo için adaylarını yazıyor. Yalnız o ilk sıradakini sil bence. Onun üzerinden 10 vermişsin ama başkasına teklif etti. Kulaklarımla duydum. Romantik ilgi söz konusu değil canım. Potansiyel olanları yazıyorum. Çizerim olur biter. Yuh artık ya. Bir de çocuklara utanmadan puan mı veriyorsun Meral? Git kendi teklif et. Ederim, ne olacak? Kız erkek eşitliğine inanan biriyim. Ben seçilmem, seçerim bebeğim. Ulan ne halin varsa gör be. Zaten ben Bolu'ya falan da gelmiyorum. Ne? Ama gelmezsen Güney çok üzüldün, gelmedin zanneder. Gerçekten öyle mi zanneder? Kesin. İyi, o zaman gelirim. Aynen. Peki madem geliyorum. Benimle Bolu'ya gelir misiniz küçük hanım? Düşünmem lazım. Evet. Ay zavallılar. Bak kızım, sinirlerimi bozma. Zaten sana gıcığım, bu sefer dayağımı yersin ha. Kızlar, annem. Annem Kemal abiden boşanıyormuş. Oh be. Ay. Nasıl ya? Neriman Hanım, gitmezsek notumuzu kıracaklar. Gece vakti. Benim alnımda salak mı yazıyor kızım? Seni yumuşatarak söylemeye mi tüküreyim? Lan daha da sinirlendirdin kadını be. Okulun yıllık balosu. Ya bütün öğrenciler katılacak. Siz o özel okula nasıl girdiğinizi unuttunuz galiba. İyice sosyetik sandınız kendinizi. Kızım, balo sizin neyinize? Neriman Hanım, onların da diğerleri gibi gitme hakkı var. Heves etmişler. Kırmayın. Hem çok kalmayız. Lütfen. Ben de başlarında olacağım zaten, merak etmeyin. Bunlar eğlensin diye kapıda mı bekleyeceğim Feride Hanım? Salonda olacağım ben de. Bizi bahane ediyor. O da Toprak Hoca'yla dans edecek kesin. Ya sevzeklik yapma. İyi iyi, hadi. Nasıl biliyorsanız öyle yap. Çok teşekkür ederiz. 12 olmadan ben getiririm zaten kızları. Tamam, tamam. Hadi. Sömestr'de de Uludağ Kayağı gidersiniz artık. Kızlar, yalnız ben istediğim saatte geri döneceğiz, tamam mı? Tamam Feride Hanımcığım, söz. Söz. Geriye kalan tek şey elbiseler. Vallahi onu siz düşünün. Aha işte benim kotum. Mis gibi rahatça giderim abi. Hayatta olmaz Songül. Meral doğru söylüyor. Sen de süsleneceksin. Ya başkaları için kendimi süsleyemem arkadaşım. Beni beğenen böyle beğensin. Anladık. Güney seni her şekilde beğeniyor ama Defne'ye teklif etti. Meral, tokatlarım bak. Neyse tamam tamam. Ben şimdi yukarı çıkıp kızlara sorayım başka bir yerleri var mı? Ya biz de dışarı çıkalım, hava alalım biraz. Eylül gelmiş. Galiba annesiyle işte umduğu gibi gitmemiş. Duruşundan belli. Eylül. Ne oldu? Ne oldu? Yine boşuna umutlandım. Annem asla o adamı bırakmayacak. Ben asla evime geri dönemeyeceğim. Üzülme. Bizim evimiz burası. Kızlar,
Candan akrabasının düğünde giydiği yabiyeyi verecek. Güzelse benim, değilse sizin olsun. Cık. Ulan biz neyin kafasındayız, bu neyin kafasında ya? Ne oluyor? Akşamki balo için elbise bakıyorum. Sen de geliyorsun değil mi? Ya bak hadi ne olur, hem moralin düzelir, iki dans ederiz beraber böyle çık 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 çık. Hadi ya. Tamam, gelirim. Candan bununla gelin çatlatmaya mı gitmiş ya? Çok abartılı. Kızlar yalnız söyleyeyim, biz bunları giyersek Defne bizle çok büyük dalga geçer. Abi ben diyorum, bak benim gibi kotla gidelim. Çok cool yani. Meral sen şarkı yarışmasında giydiğin kıyafeti giysene. Asla olmaz. İki event'e aynı kıyafet. Davetin İngilizcesi canım. Ben seni İngilizce sınavında göreceğim canım. Ya kızlar aslında şunun etek boyunu kısalsak, şu fırfırları da çıkartsak daha güzel olmaz mı? Ya Candan kızmaz mı ki? Hayır hayır, ben onu ikna ederim. Sen dediklerini yapabilir misin? Ya yaparım. Ya bir ara heveslenip annemin tersinden birkaç bir şey öğrenmiştim ama ya bize dikiş makinesi lazım. Hediye teyzenin dikiş makinesi var. Hatta perdeleri onunla dikmişti. Hedoş! Biz de aşağı inelim hadi. Ay Cemre, bu çok güzel. Evet. Belki bundan da bir şey çıkar. Ya benlik bir şey yok galiba. Siyah iplik lazım. Tamam. Anlaşıldı ki Songül tuhafiyeyi de. Kader, bana odadan ufak makası getirsene. Hediye, bana Kader'i çağırır mısın? Peki efendim. Gel Kader, gel. Otur karşıma. Buyurun Neriman Hanım. Al bak, meyve suyu da koydum. Eğer benden bir şey anlatmamı istiyorsanız gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Ama eğer bilseydim de anlatmazdım. Çünkü artık ispiyonculuk yapmayacağım. Aa, aşk olsun ama. İspiyonculuk da ne demek? Arkadaşlarının hatalarını bana bildirmek vatandaşlık görevin. Olsun. Ben yine de yapmayacağım. Kader. Sana anneni aramaktan vazgeç demiştim. Keşke beni dinleseydin. Hadi iç. (Gülüyor)
Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gidebilirsin. Sağ olun. Songül, hadi gel saçlarını ütüleyeyim. Ay, normalde kafamı ütülediğin yetmiyor, bir de bununla mı ütüleyeceksin? İstemez. Cemre. Hı. Saçımı böyle toplasam mı yoksa açık mı kalsa? Ya sen bana güven, böyle güzel olacak. Kızlar. Geçmiyor. Kader, mideni mi üşüttün? Evet. Ha, tam gününde yani. Yat şöyle, yat. Bozuk bir şey mi yedi acaba? Sizden farklı bir şey yemedim ki. Bir de Neriman Hanım portakal suyu verdi, onu içtim. O zehirlemiştir kesin. Dur dur, bir şey yok. Ben sana bir çorap giydireyim, hemen geçer. Ben de nane limon yapayım. Annem hep öyle yapardı. Ya kızlar, geçer değil mi? Geçer geçer. Kızlar, elbisenizde hangi su yer bilemedik. Biz de bu yüzden hepsini toplayıp getirdik. Seçin hadi. Çok teşekkür ederiz. Vallahi çok teşekkür ederiz kızlar. Kızlar çok sağ olun cidden. Ayıp ediyorsun. Biz mezar günümüz olsa siz yapmayacak mısınız? Kader, ben seninkini ayarlayacağım. Tam senlik. Çok güzelmiş. E geç kalıyoruz ama. Ay, bu halde nasıl gidecek bu çocuk? Ya ben gelemeyeceğim galiba. Kızlar, ben de gelmiyorum. Siz gidin. Ya yok kankacığım, olur mu öyle şey? Ya bak, benim yanımda Hedoş var. Uyurum, dinlenirim, iyileşirim ben. Siz geldiğinizde bütün ayrıntıları anlatın yeter, tamam mı? Emin misin kanka? Eminim. Hadi kızlar, siz gidin. Görüşürüz aşkım. Gel canım, biz de üstünü değiştirelim. Hadi. Ay, 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 ne kadar güzel olmuşsunuz. Çiçeklerim benim. Siz de çok güzel olmuşsunuz Feride Hanım. Hani kader nerede, hazırlanmadı mı daha? Hastalandı. Midesini üşütmüş. Ah, yazık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size eşlik edebilir miyim? Bize mi eşlik etmek istiyorsun yoksa Eylül'e mi? Ben bir kadere bakayım. Mimi Eylül de çok şanslı. Kıskanma lan. Yatak. Seni çok özlemişim. Sakın yatayım deme. Kalk hazırlan, okula gideceğiz. Ne okulu ya?
Dün gece o kadar travma geçirdik. Yok yazmasınlar, ayıp yani. Ya kalk hazırlan kızım. Gece fosur fosur uyursun. Bakın, eğer bana bir şey olursa özel hastanede yatırın, tamam mı? Defne'nin annesi gelip paramı ödesin. Bekle Uğurdar. Nazan Hanım'dan böyle bir iyilik hiç beklemezdim. O da insan diyeceğim ama komik duracak. Okuldan sonra hastaneye gideceğiz değil mi? Tabii gideriz. Meral. Hı? Hadi kalk hazırlan, bir tek sen varsın, seni bekliyoruz. Anlaşılan Meral'e yine uyku yok. Hayır, gelmesem de arkamdan konuşacaksınız. Her türlü geleceğim. Mızmızlanma, huysuz. Gel. Kahvenizi getirdim Neriman Hanım. Sağ ol. Üstüme üstüme esnemesene hediye. Özür dilerim Neriman Hanım, yorgunluktan. İzin almayı ima ediyorsan avucunu yalarsın. Ay ben bir şey mi dedim Neriman Hanım? Çalışıyorum işte. Nazan Hanım kaç para ödemiş hastaneye? Vallahi miktarını bilmiyorum ama epey bir şey ödemiştir. Allah razı olsun kadından. Kim bilir ne çıkarı vardır. Ne çıkarı olacak kimsesiz çocukta? Orası belli mi olur? Dur bakalım. Çıkar kokusu yakında. Herkes benim gibi karşılıksız iyiliklerin insanı değil ki. Kız Kader, nasıl oldun sen? İyiyim, iyiyim. Ya keşke rapor falan alsaydın, gelmeseydin. Ya batacak bir şey yok Songül. Midemi bozmuşum sadece. E pis boğazsın, normal yani. Ya bu arada benim belimden bir şey aldılar. Böyle bir iğne soktular ama ben de midenin ne alakası var ki? Kanka ben nereden bileyim? Tıp mı okudum lan? Sen niye sormadın? Yani sordum ama kontrol amaçlı dediler. Merhaba Feride Hanım. Merhaba kızlar. Cemre hastanede yalnız mı Feride Hanım? Birimiz okuldan izin alsak? Gerek yok. Ben bazı işlerimi halledip gideceğim yanına zaten. Merak etmeyin. Kadercim sen nasıl oldun? İyileştin mi? Soramadım dün gece telaştan. İyiyim Feride Hanımcığım, iyi. İyi, çok şükür. Midesini bozmuş. Hadi iyi dersler. Çok mersi. Feride Hanım. Ufam Songül. Dün akşam Kader'i hastaneye götürmüşler ya, beline iğne sokmuşlar, bir şey almışlar. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Ya ona söylemedikleri bir şey yoktur değil mi? Sanmıyorum, öyle bir şey olsaydı bilgi verirlerdi Songül. Ben yine de ilgilenirim ama. Tamam, sağ olun. Hadi sana da iyi dersler. Üzülme artık. O an konuşamamıştır. Yoksa niye seni tanımamazlıktan gelsin? Ya şu kadın için bahane üretmeyi bırakın artık ya. Pislik bu kadın. Alışkanlık haline getirmiş kaderi üzmeyi. Songül pislik deme. Al işte ya. Görüyor musun Eylül hala o kadını savunuyor. Ya kızım sende hiç mi gurur yok be? Ya yok. Gerekirse yıllarca peşinden koşarım. O ittikçe ben tekrar sarılırım anne diye. Ya yeter ki bir kerecik öpsün, koklasın, kızım desin. Ya Songül gerisi umurumda bile değil, anlıyor musun? Ya Kader, ben de seni böyle görmeye dayanamıyorum. Anlıyor musun? Üzülüyorum. Kızlar. Tartışmayın. Eylül'e niye gurursuz demiyorsun? Onu da annesi terk etti. O da deli gibi peşinden koşuyor. Bravo Kader ya. Eylül'ün de yarasına bastın, aferin. Eylül. Özür dilerim, ağzımdan kaçtı. Kızmadım değil mi? Niye kızayım?
Doğru söylüyorsun. Ben de kendime kızıyorum. Konuşma onunla, görüşme onunla diyorum. Ama yapamıyorum. Çünkü onu çok özlüyorum. Ya tamam. Anlıyorum, bu kadınlar sizin anneniz. Ama siz evlat olmaktan vazgeçemezken bu kadınlar nasıl anneliğinden vazgeçiyor ya? İşte ben bunu anlayamıyorum. Ya anlayamazsın Songül. Çünkü sen anne sevgisi gördün. Gördün ya. Hani anlatıyordun. Sen öyle benim güzel çiçeğim, gülüm diye severmiş. Ya ben de anne sevgisi görmek istiyorum. Ben de öyle sevilmek istiyorum. Çok bir şey istiyorum. Ya Kader. Ben anne sevgisi gördüm, tamam mı? Gördüm. Ama böyle annemin gözümün içine baka baka nasıl hastalanıp öldüğünü de gördüm. Hangisi daha iyi ya? Anne sevgisi bilip onu kaybetmek mi? Yoksa hiç anne sevgisi bilmemek mi? Hangisi daha iyi? Hepsi kötü Songül.